Merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda amatör telsizcilik çalışmalarımızda kullanmak üzere çeyrek dalga boyu dikey anten yapacağız. İyi seyirler. İlk olarak bu projede kullanacağımız malzemeleri tanıyalım. Bizlere 5 adet 50 cm uzunluğunda pirinç çubuk lazım olacak. Hazırladığımız parçaları konnektöre monte edebilmek için bizlere 4 tane kablo pabucu lazım. Ayrıca 4 tane somun, pul ve civeta lazım olacak. Bu antenin yapımı sırasında bir tane SO239 kodlu flanşlı UHF konnektör kullanacağım. Anteni telsize bağlamak için de 2 tane PR259 UHF konnektör lazım. Telsizle anten arasındaki iletim hattını oluşturmak için de RG213 tipi koaksiyel kablo kullanacağım. Projemize pirinç çubukların bantlarını keserek başlıyorum. Bir tanesi yedek olmak üzere toplamda 6 tane sipariş verdiğim çubuklardan bir tanesini kenara ayırıyorum. Masamın üzerindeki ufak parçaları kenara çektikten sonra bir tel fırça kullanarak parçaların üzerindeki oksiti temizleyeceğim. Bu işlem gereksiz gibi görünse de kaliteli bir lehim yapabilmemiz için çok önemli. Kablo pabuçlarını pirinç çubuklara lehimleyebilmek için TS100 havyamı çalıştırıyorum. Pabuçların üzerine bir miktar lehim pastası sıkıyorum. Havyayı kullanarak pabuçlar üzerinde bolca lehim eritiyorum. Bu aşamada lehimlerin soğuk olmaması ve parçaya güzel bir şekilde işlemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Pabuçları lehimledikten sonra çubukları lehim pastasına batırıyorum. Ardından pabuçlarda olduğu gibi çubukları da lehimliyorum. Her iki parçada lehimi güzel bir şekilde tuttuktan sonra pabucun üzerinde bulunan klipsi sıkarak parçayı yerine monte ediyorum. Yerinden kaymayacağı bir hale geldiği zaman da yine havyamı kullanarak parçayı güzel bir şekilde lehimliyorum. UHF konnektöre bağlayacağımız dikey bulunan çubuğu bağlayabilmek için bizlere bir parça boru lazım. Bu önümde gördüğünüz pirinç boruyu da eski bir antenden söktüm. Söktüğüm parça son derece eski olduğu için bu parçanın içinde bir miktar oksit tabakası bulunuyor. Zımpara kullanarak içindeki oksidi temizliyorum. Temizlememin ardından lehim pastası sıkıyorum. Parçayı aşırı ısıtmamaya dikkat ederek düzgün bir şekilde lehimlemeye çalışıyorum. Bu pirinç boru bir miktar uzun olduğu için içerideki lehimi düzgün bir şekilde kontrol etmem mümkün değil. Bu yüzden daha önceki bir videomuzda incelediğimiz dijital mikroskobu kullanıyorum. Görebildiğim kadarıyla lehim istediğim gibi olmamış. Bu yüzden parçayı tekrar ısıtıyorum, bir miktar daha lehim ekleyip tekrar deniyorum. Bu anteni internetteki bir projeden yararlanarak yapıyorum. Projedeki ölçüleri metreye çevirdikten sonra olması gereken ölçüleri defterime yazdım. Elimizdeki 4 tane parçanın uzunlukları 45 derecelik eğimden sonra 47.46 cm olması lazım. Antenin tepesinde bulunan uzun parçanın ise 49.050 cm olması lazım.
Bükeceğimiz parçalarda bu uzunluğun 45 derecelik eğimden sonraki kısmı ifade ettiğini ve dik olan parçanın da konnektörün dibindeki pirinç borudan parçanın en üstüne kadar olduğunu dikkat etmeniz lazım. Bu anten VHF 2 metre bandında çalışacak. Radyallerde kullanacağım parçalar 50 cm olduğu için herhangi bir kesim yapmayı planlamıyorum. Bu yüzden eğeceğim noktayı parçanın uzunluğuna göre ayarlamam gerekiyor. Cetvelle güzel bir şekilde ölçtükten sonra ufak bir işaret bırakıyorum ve pense kullanarak bu parçayı 45 derece büküyorum. Bükme işlemi sırasında kesme matımın üzerinde bulunan 45 derecelik çizgiyi kullanacağım. Parçaları eşit uzunluklarda ve güzel bir şekilde büktükten sonra radyatör parçasının konnektör lehimlenme işlemine geçiyorum. Bu işlem sırasında da bolca lehim pastası kullanıyorum. Mümkün olduğunca kısa bir sürede bu parçayı yerine lehimlemeye çalışıyorum. Bu parçayı fazla ısıtırsak daha önce lehimlediğimiz kısmın yerinden çıkma ihtimali var. Bu yüzden hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bütün lehimleme işlemleri tamamlandıktan sonra, parçalar güzel bir şekilde soğuduktan sonra kendilerini izopropil alkole yatırıyorum. Bir diş fırçası kullanarak kalan lehim pastasını güzel bir şekilde temizliyorum. Radyatör parçasının lehimleme işlemi sırasında ne kadar içeri girip çıkacağını hesaplayamadığım için parçayı kesme işlemini en sona bıraktım. Ölçüsünü uygun bir şekilde aldıktan sonra yan keski kullanarak parçayı kestim. Bir parça zımpara kullanarak da parçanın uç kısmını güzel bir şekilde yuvarlattım. Pirinç çubuklar ve kablo pabuçları hassas olduklarından dolayı kolayca bükülebiliyorlar. Bu parçaları bükmemeye dikkat ederek yerlerine monte ediyorum. Bu işlem sırasında bir somun, civata ve pul kullanıyorum. Radyal parçaların yerine monte işlemi tamamlandığı zaman antenimiz bitmiş bulunuyor. Antenin nasıl monte edileceği konusunda ve telsizle arasındaki bağlantının nasıl yapılabileceği konusunda benden daha bilgili birine başvurmanızı tavsiye ederim. Bu benim ilk anten projem olduğu için bu konuda oldukça yeniyim ve bilgileri yavaş yavaş öğreniyorum. Umarım önümüzdeki videolarda bu konuyla ilgili daha çok bilgiye sahip olacağım ve sizlere bu işin mantığını da kavrayabilecek bir şekilde yeni projelerde buluşacağız. Gerekli birkaç ayarlamayı yaptıktan sonra telsizimden birkaç tane röleye bağlanmayı test ediyorum. 145.675 ve 145.625 frekanslarındaki rölelere bağlanabiliyorum. Videoyu çektiğim anda saat epeyce geçti. Çağrı yapmama rağmen herhangi bir karşılık duyamadım. Burası Tango Alfa 2 Bravo Romeo Zulu. Frekansta kimse var mı acaba? Anteni yaptıktan sonraki günlerde telsizimi açık bıraktığım zaman yapılan birkaç konuşmaya tanıklık edebildim. Bu da antenin olması gerektiği gibi çalıştığını gösteriyor. Umarım ilerleyen zamanlarda bir anten analizörüyle bu anteni daha detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların yapılmasında katıl aboneliğiyle kanala destek olanların emeği çok büyük. Siz de destek olmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.